Kapatın lan şu işi, uyuyacağım. İşim bitmedi daha. Sen çek yorganı kafana, yat uyu. Vallahi ben uyurum da. Babam gelir şu ışığın açık olduğunu görürse ne der bilmiyorum. Babam uyudu bile. Neyse. Ben söyleyeyim de. Niye açık lan bu ışıklar düğün evi gibi? Ha? Alo. Efendim. Efendim. Işıklar diyorum, niye açık? Uyuyakalmışız, özür dilerim. Bir yatınızı varım ben, canımı sıkmayın ya. Abla. Efendim. Yanına geleyim mi? Gel kız, gel. Gel. Al şunları da koyuver oraya. Çok korktum yine vuracak diye. Korkma be abla. Ben senin yanına değilim ya. Hadi şimdi uyu benim prensesi. Ben size dedim mi demedim mi? Ya sen şu çeneni kapatıp yatıp zıbırır mısın? Şadiye kalk diyorum sana. Abla. Abla ne yapacağız? Abla abime sakın söyleme bak. Beni herkese rezil eder. Ben sana gece gece o kadar açmayı dedim değil mi Şadi? Abla ne yapacağız? Tamam ben üzülme. Tamam geçecek. Ya bir şeyler yap. Hiç kimse öğrenmesin. Sen beni burada bekle, ben geleceğim. Böyle. Çabuk çabuk. Üstünüzü değiştirin. Sırılsıklam olmuşsunuz. Lan hasta olacağınız başıma. Bak. Allah Allah. Ne bu hal? Aman bir kaç abi ya. Her yer su olmuş. Sırılsıklam olmuş be. Allah. Allah ya. Hayır. Yatağın içinde su mu içilir hiç? Bir sürü iş çıkardınız başıma. Sen burada mı kaldın? Kapıcıdır, kapıcıdır. Yat sen. Bu saatte rahatsız ettim ama... İşe gitmeden yakalayayım dedim. Nerede? Kocam mı? Kavgalısınız galiba. Yok da siz kimsiniz sorabilir miyim? Soracaksın tabii, evin reisi değil misin sen? Nalan'ın babasıyım ben. Babası, şey... Yani kocası değilim ama... Aslında niyetimiz ciddi yani, evlenmedik ama evleneceğiz.
Zaten burada yattım gördüğünüz gibi. Ya Atıf tamam saçmalama. Şey sen git ben ararım seni sonra olur mu? Gideyim. İyi günler. Nereden buldun adresimi? Dur bir kızım nefes alalım ya. Sakin ol. Bir kahve falan bir şey bunca yıl sonra. Televizyonlar şimdi kaç para oldu? Bizim çocuklar da istiyor. Narin. Geldiğimiz seneler deniz kenarına inemiyorduk. Şimdi kızımızın evinden Lebider ya sana bakıyoruz. Hayat işte böyle. Yapacak bir şey yok. Elini öpeyim mi baba? Öp kızım. Gerizekalı. Masum yapma baba, lan. Baba. Lan bile bile mi alıyorsun o lafları ha? Bile bile mi alıyorsun bütün memleketimi? Kıç başına. Yok kalmayacaksın. Yine yok kalmayacaksın. Baba işimiz bozulacak bunun yüzünden. Bırak Allah aşkına ya. İçinde elektron geçişine müsaade etmeyen maddelerin yalıtkan denir. Havacan plastik yalıtkan maddedir. Bunlar aynı yalıtkan maddedir. Bu ne konuşuyor lan hala mırıl mırıl? Aferin kızım. İyi yerlere gelmişsin. İftihar ettim senden. Demek ki azmedince oluyormuş ha. İşe geç kalıyorum ben. Dur, dur biraz dur. Otur sen de konuşacaklarım var. Gel. Gel. Gidip gelip bizim evi gözetliyormuşsun kızım. Ne alaka? Sen gördün mü beni? Beni tanımadın sandım. Yok ben görmedim. Biri gösterdi. Götürdü iş yerine. Dedi bu senin kızın dedi. Baktım baktım. Vallahi tanımadım yani. Çok değişmişsin. Yolda görsem tanımam kızım ya. Kim gösterdi? Harim bak kızım. Peşinde bir tane dedektif kadın var senin. Birileri bunu tutmuş. Kimdir nedir hiçbir şey bilmiyorum ama. Yani sonuç itibariyle bunu bir şekilde çözeriz de tuhaf bir şey var. Bunlar senin annenle Mehmet'i öldürdüğünü düşünüyorlar kızım. Ne? Niye? Ümmü annenin cenazesine gittiğinde Şadiye'yi görmüş. Ağlıyormuş, sızlıyormuş ortalarda. Ben öldürdüm diyormuş. Ondan sonra da kaybolup gitmiş ortadan. Ne? Şadiye annemleri niye öldürsün? Sobadan zehirlendi onlar. Anlamadım. Yani benim öldürdüğümü niye düşünüyorlar? Ne dedektifi? Çok saçma. Belli ki bir insanın da zoru var. Bilmiyoruz. Bakacağız nedir, ne değildir. Yalnız sen dikkatli ol. Avukat çalışsın yani birinin ayağına basmışsındır, bir şey vardır. Şimdi ben bunları yemliyorum. Hepsini kıstıracağım, atacağım önüne. Tamam? Sen şu telefonunu falan da yaz bana. Beni de çaldır maldır bir şey yap kızım. Ben bunu tam bilmiyorum. Ben gideyim o zaman. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane krem. Altı tane. O da gitmiyor. Hep yazıyorsun hiçbir şey gitmiyor ki ya. Anne. İbo. Bunları bırakıp gidiyorum. Aa, dur be geç sen. Aa, bırak.
İbo. İbo'yu da yanlarına almışlar. Paralel evrende falan mıyım ben ya? Bunlar onlar... Tamam. Abi Şadiye ile çocuğu çağırsana gelip yemek yesinler. Bu ne bu? Yemekmiş. Makarna olsun, pişiremedim. Önüne ne geliyorsa onu yiyeceksin lan, yam yam. Git bakkaldan bir ufak rakı al gel bana. Ya baba, alayım almasına da. Bakkal artık parası vermiyor ki. Nasıl vermiyor lan? Vermiyor. Nasıl vermiyor lan? Nasıl vermiyor lan? İliğimi kemiğimi sömürdünüz. Cezanızı vermesin. Kola sen onları buraya. Köpekler ya. Köpekler. Afiyet olsun kızım. Ne oldu senin kızın karnesi, iyi mi? Çok iyi. Hiç kırık yok. Şimdi harıl harıl üniversiteye hazırlanıyor. Aferin, bu süper haber işte. Sen demeyeydin. Onun aklına düşürmeyeydin. Allah senden razı olsun kızım. Ben çok zor okudum Seher abla. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte. Çocuklar da aynı zorlukları çekmesinler diye. Allah kendine versin kızım. Senin evlatların çok şanslı olacaklar, çok. Merhaba. Ya sen bu şirkette çalışmaya başladın falan da benim mi haberim yok? Ha? Çok ayıp, çok. İnsan en iyi arkadaşını görünce böyle mi davranır canım? Tamam tamam, bir şey demedik. Kahve Deniz Hanım. Yok, bırak şimdi kahveyi. Bak dün parti falan konuşamadık bu şeyi. Şadi. Benim kafama çok takıldı. Yani gördüğün oysa onu gördüğüne eminsen diyorum. Arabaya binen bir fahişe gördüm. Şadiye olamaz o. Yanıldım herhalde. Bence de yanıldın canım. Ne alakası var? Deniz, ben bir karar verdim zaten. Şadiye'yi bulacağım. Çok özledim onu. E tamam. Yaslağından soruşturalım işte. Yok. Benim başka bir planım var. Bir bakacağım bakalım. E tamam o zaman sen... Şey yaparsın o zaman onu, yani öyle. Deniz! Bu ne ya? Gerçekten mi? Anlıyorum. Ama çok sevindim. Kızım çok seviyor bu adam seni be. Yani hiç bu taraklarda bezi olmayan bir adama da şunu yaptırdın ya. Tek taş yüzük aldı be, can be. Artık hayatta ne olsa şaşırmam. İnanılır gibi değil, değil mi? Ay, ölürüm ben ona. Neyse bak, Irmak'la Fırat da barıştı. Şimdi sana da birini bulursak benim gözüm açık gitmez. Nari, düşünsene. İkimiz evlenmişiz böyle bebişler ha. Hamile kalırız aynı zamanda, böyle bebişlerimiz olur. Ay, yiyeyim onu be. Ya, ya. Atıf biraz genç. Ama olsun, babaannem derdi ki kendinden küçük koca bulan kadın zengin olurmuş. Sen bu Atıf'ı bir düşünsene. Deniz'ciğim, senin o deli saraylı babaannenin vecizelerine kaldıysak çok zor bu iş. Olmaz o, olmaz. Olsun, sen bir düşün. Atıf olmaz canım. Bardakta altın var. Acaba biraz daha mı şarap getirsek? Bunlar yeter mi sence? Yok canım, daha neler. Yeter de artar, sen merak etme. Ya sen bugün bana çok yardım ettin. Bir şey söyleyeyim mi?
Tam parti adamısın. Aha, hiç fena değilim değil mi? Gel. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Aa, tanıştırayım. Magazin kralı Atif Bey, kız kardeşim Irmak. Çok memnun oldum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sizin ailenin bütün kızları mı böyle güzel? Ha? Oha. Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Kızmaca falan yok. Eğer adamı kafalamak istiyorsan bir kere bu kıyafet olmaz. Çok siyah. Yani makyajı da birazcık arttırırsak çok güzel olacak. Ha? Hangi adamı kafalamak istiyorsan pardon? Ya Deniz Fırat'ı aradım deme bana sakın. Sakın. Ya aramadı, mesaj çektik. Hı. Yani öyle gelir mi gelmez mi diye bir bakalım dedik. Yani adamın niyetini anlamak için sorduk. Harikasın gerçekten. Ayrıca sana ne oluyor ya? 40 senelik arkadaşmışız gibi burnunu sokuyorsun bizim işlerimize. Ya benim tarzıma, bodozlama giriyorum böyle. Ama bakarsan eğer biz ablanla gayet kanka olmuş durumdayız ha. Yeterince kankan yoktu senin zaten. Gittikçe tuhaflaşıyorsun, ben sana söyleyeyim. Hadi Irmak, hadi canım, hadi eve. Hadi git üstünü değiştir. Hadi hadi gelince. Makyajını yap. Yürü yürü. Ya çabuk. Dur dur, bir şey söyleyeceğim. Ben de sen de gelin. Bak erkek gözüyle sana yardımcı olabilirim ha. Gelmeyecek arkadaşlar. Boşuna uğraşma. Yahu neden gelmesin? Sana şöyle renkli güzel bir şeyler bulalım. Bak kimler gelmiyor. Elbisem falan da yok ki. Saçımla mı uğraşacağım şimdi 10 saat? Saçını da ben halledeceğim. Hiç merak etme. Gel. Bakıyor mu oğlan? Işık kızıyla yolladı sana parayı. Artık nasıl kurtulmak istiyorsa senden. Ne alakası var kızım ya? Allah Allah. Bu yaşta çocuk bakacak değiliz herhalde. Al sen şu parayı. Ben kendimde olmazsam falan sen verirsin işte. Narin. Bir şey olmaz değil mi? Ben çok korkuyorum. Yok. Olmaz. Sen bir dur burada. Ben gidip şu doktorla bir konuşayım. Böyle yerlerde kürtaj yapmak tehlikeli falan oluyormuş diyorlar. Tam teşekkürlü falan olmuyormuş ne? Ben bir gideyim öğreneyim, bir konuşayım doktorla. Sen dur burada. Ben de gideyim mi? Hayır, hayır. Sen kal. Gel. Merhabalar doktor hanım. Ben Sema Üzülmez'in bir yakınıyım. Öncelikle bizi bu kadar çabuk kabul ettiğiniz için çok teşekkürler yani. İcilal yakın arkadaşımdır. Acil deyince ne yapalım? Allah'tan arkadaşın öğlen yemek yememiş. Yoksa sabah gelsin derdim. Şey, o değil de bizim bir başka sorunumuz var doktor abla. Nedir o? Ya şimdi bizim kız bir halt etmiş. Tabii elimiz mahkum. Hani ne derseniz yapacağız. Yapacak bir şey yok ama. Biz sizin söylediğiniz o parayı toparlayamadık. Ne kadarınız var? Ancak yarısı. Ne yapalım? İcrel ablanızın hatırı var. Halledeceğiz mecbur. Tamam. Çok sağ ol doktor abla. Çok sağ ol. Ben şey yapayım, haber vereyim. Arkadaşına geçsin içeriye. Hemşire hazırlasın onu. Tamam, çok sağ ol. Çok sağ ol. Ne oldu? Tamam, güvenli bir yer burası. Tam teşekküllü araçları maraçları, her bir şeyleri varmış, tamam mı? Hemşire gelecek şimdi, seni hazırlayacak, alacaklar birazdan. Korkma. Sen gelmeyecek misin? Yok kızım, steril bir ortam orası. Beni almazlar, ne işin var? Sen git. Hemşire bekliyor, seni hazırlayacak. Merak etme. Çok tatlı bir kadın doktor. Çok tatlı. Anne,
Liseler yarın okul gezisine gidiyorlarmış da üniversiteler falan gezilecek. Ne gezisi lan? Yaslıhan Üniversitesi'ni mi gezeceksiniz? Yok ya, Yaslıhan'da değil gezi. İstanbul'daki üniversiteler gezecekmiş. İşte böyle hocalar falan hep başımızda olacak. İstanbul Üniversitesi'ni falan gezdirecekler. Ondan sonra böyle akşam bineceğiz, sabah da oradan direkt okula döneceğiz. Ne gezisiymiş bu? Öyle günübirlik İstanbul'a mı gidilir? Kaç saatlik yol? Ya Cemal Hoca'nın işleri işte. Tutturdu, illa Narin de gelecek, Narin de gelecek. Ben dedim hocam, babam hayatta izin vermez. Nasıl geleyim dedim. Yok dedi, ben konuşurum. Aman dedim, siz konuşmayın. Gelirsiniz, gelirsiniz. Ben kendim sorarım dedim. Ama benim gitmem şart yani. Şimdi geceden bineceğiz, gündüz orada gezeceğiz. Ha, gece gece bir de garlara marlara gideceksin öyle mi? Narin, bitti o işler, bitti. Benim futbol hayatım bitti. Yok Cemal Hoca, Necati Hoca falan filan. Öyle tehdit, baskı babama sökmez artık. Sen okuduğuna dua et be. Hem okul gezisi ne ya? Ben hiç bilmiyorum öyle okulda öyle şeyler. Hı. Sen ilkokulu zor bitirdiğin için hatırlamazsın öyle şeyleri tabii ki. Karışma sana ya. Anne, gideyim mi? Ay ne bileyim ben, karışmam. Kızım babana sor. Baba? Baba. Lan ne b**ker sen ya be, Allah Allah. Bana bir kuruş alamazsın benden, zırnık çalışmaz. Hadi şunu yapma, kes cır 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 cır. Gerizekalılar. Ne parası canım? Para mara istemez. Ben sınıf birincisi olduğum için okul bütün masraflarımı karşılıyor. Ben şey yapayım o zaman. Valizimi şey yapayım, eşyaları. Karışma sen Şadiye. İşim var. Halledip hemen geleceğim. Tamam. Ya nasıl karışmayayım ya? Sen hem nasıl gideceksin gece gece İstanbul'lara? Şadiye, kapa çeneni. Sakın kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Hamza, önümü gör. Ne olursun gitme. Ben bir yakalanırsam var ya. Şadiye, gidip yemeğini yesene sen Allah aşkına. Hadi ne istiyorsun benden? Aç kalacaksın sonra. Abla. Ha? Sen kaçmıyorsun değil mi? Döneceğim tontişim. Kaçmıyorum bir yere Şadiye. Hem ben seni bırakıp gider miyim bir yere? Bak bekle. Şu İstanbul'da üniversiteyi bir kazanayım. Seni de alacağım yanıma. Şey, Zafer var ya pastanedeki. Belki o da gelir bizle. O kim kız? Ay abla, bir görsem o kadar güzel bakıyor ki. Aa, Şadiye. Olan olmuş vallahi sana. Şişt, bana bak. Bekle şimdi, dönünce anlatırsın. Sabret, tamam mı? Tamam. Gelir gelmez gösterirsin çocuğu. Tamam. Hadi git yemeğini ye. Aç kalacaksın sonra. Ha? Tamam. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.